Arkadaşlar günaydın. Sağ olun. Toplantımızı teşrif ettiniz, bizleri onurlandırdınız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Bakanım, Başkanım, Kuvvet Komutanım, Genel Müdürlerim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, savunma sanayimizin değerli mensupları ve kıymetli çalışma arkadaşlarım. Deniz torpido ve füze sistemleri imza törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Müsaadenizle projelerimiz hakkında bilgi arz edeceğim. Dünyanın en iyi torpidosu olan Akya, 50 kilometre menzile 45 knot hıza sahiptir. Denizaltı ve gemilere taarruz etmektedir. Aktif pasif sonarın yanı sıra dümen suyu dedektörüyle de güdülmektedir. Dahili güdüm ve fiber optik kablo ile harici güdüm yapılabilmektedir. Bu sistemlerin ortaya çıkarılmasında desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Sistemlerimiz inşallah vatana millete hayırlı olsun. Saygılarımla arz ederim. Bugün imzalanacak Akya yeni nesil ağır sınıf torpido, atmaca satırtan satar güdümlü mermisi ve sapan hava soğuma güdüm mermisi sözleşmeleriyle donanmamızın vuruş ve beka gücü daha da artırılacaktır. Sayın Bakanım, bu vesileyle modern deniz gücümüzü milli ve yerli olarak oluşturmada müstesna desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, zat halinize ve Sayın Savunma Sanayi Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri bugün yine bir anlamlı törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın füze ve torpido ihtiyaçlarını yerli ve milli karşılamak üzere başlatılmış olan ağır sınıf torpido Akya, seyir füzemiz Atmaca ve hava savunma füzemiz Sapan silah sistemlerinin sözleşmelerine yönelik deniz torpido ve füze sistemleri imza töreninde Savunma Sanayi Başkanlığımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu sistemler bizim bölgedeki bütün haklarımızı, dost ve müttefik hakların, ülkelerin dostlarımızın haklarını korumak üzere, barışı tesis etmek üzere çalıştığımız, ortaya çıkarmaya çalıştığımız sistemler. Başta destekleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kuvvet Komutanımıza, Kahraman Ordumuzun kıymetli subaylarına, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve şirketlerimizde görev alan tüm personele teşekkür ediyoruz. Tabii teşekkürün en büyüğü de kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Savunma Sanayi Başkanım, Aselsan ve Roketsan'ın değerli genel müdürleri, değerli başkan yardımcılarım, silah ve mesai arkadaşlarım, savunma sanayimizin çok değerli temsilcileri ve basınımızın kıymetli temsilcileri yine ve değerli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bugün imza törenine şahitlik ettiğimiz deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak torpido ve füzelerin seri üretimine yönelik anlaşmaların yerli ve milli savunma sanayimiz için çok önemli birer adım olduğunu da ifade etmek istiyorum. Donanmamızın gücüne güç katacak bu sistemler ülkemize, deniz kuvvetlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Değerli misafirler, Türkiye son yıllarda savunma sanayinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdi. Bu atılımların arkasındaki temel etken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü iradeyle savunma sanayi kuruluşlarımızın, Türk mühendislerimizin ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığıdır. Türkiye artık sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, mühendislik yetenekleriyle kritik teknolojilerin üretim üssü haline gelmiştir. Savunma sanayi ürünlerimizin uluslararası pazardaki marka değerinin her geçen gün artması da ayrıca bizi gururlandırmaktadır. Değerli misafirler, İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmamız bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu bilinçle şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz. Bugün seri üretimine yönelik önemli bir adım attığımız yerli ve milli denizaltı torpidomuz Akya, milli seyir füzemiz Atmaca ile yüksek etkilere sahip Sapan füzemiz de bu alandaki çalışmalarımızın en yeni ürünleri arasındaki yerini almaktadır. Bu ürünler kara sularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Nitekim yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi ortaya koyan bu üstün teknoloji ürünü sistemlerimizle birlikte deniz kuvvetlerimiz, mavi vatanımızdaki harekat kabiliyetini daha da artıracak, uluslararası güvenlik ve barışı destekleme faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürecek, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir. Savunma sanayinde hayata geçirdiğimiz bu projelerin ne kadar emniyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayimizi bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu anlayışla başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz. Son Savunma Sanayi Komitesi toplantısında da kararlaştırıldığı gibi başta uçak gemimiz olmak üzere yeni fırkateynlerimizin, açık deniz karakol gemilerimizin, yeni tip çıkarma gemilerimizin, yeni nesil mayın avlama gemilerimizin ve milli hücum botlarımızın inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıları yeni başarılarımızın öncüsü olarak azimle, inançla, yılmadan ve yorulmadan büyük bir gayretle çalışacağız. Zira savunma sanayi alandaki her başarımız bir yandan ordumuzun gücüne güç katarken diğer yandan da ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayarak uluslararası alandaki etkimizi de artırmaktadır. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunmanın, kalkınmanın, üretimin de yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle başta Akya, Atmaca ve Sapan olmak üzere birbirinden değerli sistemlerin üretilmesinde emeği geçen, başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere Roketsan ve Aselsan ile diğer tüm paydaşlara, kıymetli mühendislerimize, emek veren tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün imzalanan sözleşmelerin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün imzaları atan projelerimizin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığımızla Sayın Bakanımızın da teşrifiyle yine anlamlı bir seri üretim sözleşme töreni düzenledik. Ordumuzun kahraman güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin sahada etkinliğini artırmaktadır.
teknolojileri entegre edebilir. Sahada onların üstünlüklerini sağlayabilecek tüm unsurları kapsayacak. Donanımıyla, yazılımıyla tamamen akıllı sistemler olarak ifade ettiğimiz bu sistemlerin seri üretimi için şirketlerimizle birlikte sözleşmelerimizi imzalamış durumdayız. Değerli arkadaşlarım, bugün tabii çok önemli 3 tane ana projemizin imza töreninde Sayın Savunma Sanayi Başkanımızın ev sahipliğinde burada buluştuk ve imzalar attık. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çok gururluyuz. Hakikaten gücümüze bir daha güç katacak bu ana sistemleri en kısa zamanda üyemize alacak olmamızdan da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mükemmel projeleri meydana getiren başta Savunma Sanayi Başkanlığımız, Roket Sanımız, Atal Sanımız ve biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi 500 tane diğer şirketimizin çok kıymetli çalışanlarına, o değerli kardeşlerimizin hepsine ben Türk Silahlı Kuvvetleri adına saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Onların bu katkılarıyla biz bir gücü daha kazanmış oluyoruz. Ve biz bu Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu sistemlerimizle inanıyoruz ki caydırıcılığımız bir kez daha artmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizin aldığı yol bütün dünya tarafından artık izlenmektedir. Bu konuda artık üreten bir ülke olduk. İnşallah ürettiğimiz sistemleri de kardeş, öncelikle kardeş, dost ve müttefik ülkelerle de paylaşarak onların da güçlerine güç katacağız. Ben bu töreni icra ettiği için